Herkese günaydın. Ben bir duş aldım, çıktım. Sabahımız bayağı bir yoğun geçti. Şu an saat 1:30 falan olması gerekiyor. Sabah Arya'yı şeye bıraktım. Bıraktım derken birlikte gittik. Bu devletin yani belediyenin sunduğu 5 yaş altı için şey var, okullar var böyle kreş gibi düşünün. Ama anne birlikte gitmek zorunda. 4 yaş altı için pardon. Oraya gittik Arya kuzuyla çünkü şu planı yapmıştım ya. Artık her gün bir yere götürmeyi planlıyorum çünkü evde çok sıkılıyor. Artı ona verimli bir neyse işte okul için yani hazırlamaya çalışıyorum. Neyse oraya gittik, geldik, ortalığı toparladım, öğle yemeği yedik. Arya'yı uyuttum, duşa girdim, çıktım, tam da şu andayım. Bir çay yapacağım kendime. Bugün özel bir gün arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün devran sünnet olacak. Daha erken yapmayı planlıyordum. Ama zaman akıp gidiyor yani hiç durduramıyorsun. Hemen geçen hafta bir randevu aldım. Dedim en erken tarihi lütfen verin bana. Salı günü verdi. Bugün 5:45'te sünnet olacak. İnşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa. Ben de o yüzden bir hazırlanacağım. Ondan önce bir çay içip laptopta birkaç işim var. Onu halletmek istiyorum. Ondan sonra da artık ufak tefek böyle hazırlık yapıp annemlere geçeceğiz. Orada da çocukları bırakıp Serhat'la birlikte gideceğiz. Aşkısı. Can. Anneyim. Sen bugün sünnet olacaksın annem. Ama hiç haberin yok senin. Yiyeceğim seni ya. Aşkım. Ay kurban olurum ben senin o gülüşüne. Ley. Hı? Ağzım sulandı ya sana bakınca. Yiyeceğim seni. Sen bugün sünneti mi alacaksın? Ama şimdi dünyadan haberin yok mu? Anneyim. Bu tipi ne yesinler senin? Sen ne güzel giyinmişsin böyle. Sen bugün çok güzel bir şey giyinmişsin. Aferin sana. Ha, böyle güzel ol tamam mı bebeğim? Tamam mı bebeğim? Saçın da güzel olmuş. Değişik bir şeyler olmuş böyle. Sen ne yaptın bugün saçına? Ha? Çok tatlı olmuşsun. Çok tatlı olmuşsun küçük bıdık. Annem. Ya inanmıyorum sen ne zaman dünyaya geldin de böyle şimdi böyle seslere şey veriyorsun, etki veriyorsun, tepki veriyorsun. Bak tipe bak. Şimdi oturdum, laptopu aldım. Daha saat 1:30 ve ben henüz yeni oturdum. Şunu da yükleyeyim, göndereyim. Ondan sonra artık saçımı kurutup başlarım. Hazırlanmaya, Arya uyanmadan önce hazırlanmak istiyorum. Eğer Arya hazırlanmadan önce uyanırsa da eve gidip artık Mutlu saçıma bir fön çeker. Haydi. İki sevdim ya hemen kustu istirme affetti. Sesi biraz daha kısar mısın şunu? Biz şimdi arabadayız. Geldik. Şeye. Sünnetçiye mi desem artık? Devran arabada uyuyordu. O yüzden vlog çekmedim. Hala da uyuyor şu an. Ne olacağından hiçbir fikri yok arkadaşlar. Evet. Hadi içeri gidelim. Umarım güzel geçer. Bayağı da kalabalık bir sokakmış burası. Londra'da yaşayanlar şimdi merak edebilir nerede yattırıyorsun diye. IMC. Arabayı oradan çektim. IM. Şu arabanın arkasını alsana. Şu arabada mı ya? Ama birinin driveway'inde. IMC Wembley yazarsanız direkt Google'da hemen çıkıyor zaten. Girelim. Geldik biz. What's the baby's name? Biz geldik. Devran uyuyor. Serhat var. Süleyman Kivrası var. Burası aynı zamanda ayak bir şeyi yeri. Aynı zamanda şu odada da yapıyorlar. Heyecanlıyız biraz.
Abi, yine onu gidiyor şeye koyuyor. Aa, onu biz hakikaten ne yaptık? Yüzük, çünkü burada kesmiyorlar. Yüzük kesimi vermiyorlar. Yüzük takıyorlar. Çok etkilemiyor. Yüzük takıyorlar. O yüzük de sonra düşüyor. Yüzük dedim böyle halka gibi plastik bir şey. Kesiyorlar mı ama biraz? Ha? Ya kulsun. Ha, kesiyorlar. Ondan sonra yüzüğü takıyorlar ki tutsun. Ondan sonra o yüzük düşüyor. Dedim ki ne yaptın bilmiyorum. Bir kere daha girsem alıyor hatta. Süleyman diye. Bir kere daha gelirsem diye artık kendim kesebilirim. Kendi oğlunkinle başlayabilirsin. Şimdi devran kuzu iyi, şimdilik çok iyi, çok şükür oldu da bitti maşallah, damat olur inşallah diyelim. Bitti, başta korktuk ama bebek olduğu için, kendi korkmadığı için çabuk bitti. 10 dakika bile sürmedi herhalde toplam her şey. Şu an iyi görünüyor. Heh, netleştireyim, iyi görünüyor. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? İyi geçti be. Aynen. Biz cesaret edip bakamadık ama yine Süleyman oradaydı. Devran'ın başında. Ama kolay oldu deninkinde. O yüzden fazla onlar da korkmadı. Eve gidelim şimdi. Direkt eve geçeceğiz. Arabayı alırız ilk önce annemlerden. Ondan sonra da eve geçeriz. Trafik yoksa eğer bir saate evdeyiz. Biz eve geldik, annemlere çocuklar alacağız. Bakalım onlar ne yapıyor. Ne haber? Just scaring them underneath the table. Saklambaç oynayalım şimdi. Anne. Biz eve geldik, çay yaptım, inanır mısınız? Hiç yudum bile almadım. Devran'ı yıkadım. Sık sık ılık suyla temiz tutmamız gerekiyor. Bebek olduğu için yani yarım vücudu koyamıyorum küvetin içine. Tüm vücudumu koydum. Su vurdum, ılık su. Yıkamışken dedim bir kafasını da yıkayayım. Dün yıkayacaktım çünkü yapmadım. Sabun değdirmeden kafasını, gövdesini falan yaptım. Alt tarafına da su vurdum. Kremini sürdüm. Ondan sonra da temiz bir bez bağlayıp sardım. Kucağımda böyle uykuya daldı. Kalpol verdim. 2,5 mili yarım kaşık. Onun üstüne uyudu. Biraz huzursuzdu çünkü. Doktor da dedi, yani gerektiği zaman dedi hissedersin zaten. Dedi huzursuzlanınca ver Kalpol. İlk 24 saat en azından dedi bir iki defa ver dedi. Öyle biraz huzursuzum. Çünkü şimdi derin yaptırdığımızda büyük bir 1,5 yaşındaydı ama kelimelerini kullanabiliyordu. Bir ihtiyacı olduğunda dile getiriyordu, söylüyordu. Şimdi bebek hani ağlayınca bile ne için ağladığını bilmiyorsun. Hani ağrıdan mı acaba ağlıyor? Hani zaten her zamanki huzursuzluğundan mı? O yüzden bilmiyorum ama birkaç gün dikkat edeceğiz öyle. Ben de Devran şey yapınca, ağlayınca biraz şey, ben de kendimi tutamadım. Biraz üzüldüm. Şimdi Serhat gitti ki annemi alsın. Annem gelecek. Her ihtimale karşı bugün bizimle kalacak. Gece ne olur ne olmaz diye. Öyle ben de soğumuş çayımı içim artık. Yani unuttum.
Bakalım gecemiz nasıl geçecek, hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama inşallah iyi geçer. Ben biraz dinleneceğim, biraz bugünün verdiği o aşırı heyecanla bayağı yoruldum.